Mutlu günler efendim. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında Spor Şansı ile karşınızdayız ve yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair tüm sıcak gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Aynı zamanda gündemi konuklarımızla birlikte konuşacağız. O gün Şahinoğlu bizimle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ve Suat Muran bizimle birlikte. Hoş geldin Suat. Hoş bulduk. Yoğun bir gündemimiz var. Temsilcilerimiz Avrupa kupalarında karşılaşmalara çıkacaklar. Hepsine başarılar diliyoruz. Bu akşam 3'te 3 yapmak en büyük temennimiz. 3 galibiyet bekliyoruz. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu revanşında Çekya temsilcisi Slovatska'ya konuk olacak. Gelişmelere bir bakalım, değerlendirmelere başlayalım. Evet, Fenerbahçe Slovatsko deplasmanında sahada olacak. İlk maçta 3-0 galip gelmişti Sarı Lacivertliler. Şimdi bu akşam Çekya deplasmanında yine galibiyet bekliyoruz temsilcimizden. Suat, nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Lige başlangıcı nasıl yansır bu mücadeleye? Rahat çıkacak Fenerbahçe şüphesiz. İnşallah aynı rahatlıkla da dönecek ülkemize. İnşallah. 3-0'ın avantajıyla gidiyorlar zaten. Ben hiçbir sürpriz beklemiyorum. Yani Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanacak bir maç bekliyorum. Çünkü ilk maçta ortaya koyulan performans Jorge Jesus'un kafasındaki planların sahaya yansıması şeklindeydi aslında. Burada asıl nokta Ümraniye maçında yapılan hatalar yapılır mı yapılmaz mı? Savunmadaki derin boşluklar, iki bekin çok hata yapması, oralara atılan toplar hep problemdi. Ama bu tabii ki 3-0'ı geri döndürecek, turu verecek bir ortam hazırlamayacaktır. O gün Şahinoğlu. Yani Fenerbahçe olabildiğince rahat çıkacak zaten. 3-0 buradan sonra yani 4-0'lık bir mağlubiyet yaşayacak bir rakip yok karşısında. Hani acabalarla çıkılabilecek bir revanş değil bu. İlk maçta bence doğru olan bir oyun kurgusu vardı. Daha doğrusu diziliş vardı. Ümraniye maçındaki hatalar bu dizilişin değişmesi neydi? Bu işte savunma ile orta saha arasını tutabilecek bir tane savunma yönü güçlü orta saha. Kimdi bu? Arao mesela Slovaçka maçında vardı. Ümraniye Spor maçında yoktu. Onun olmayışı Ümraniye Spor'u o bölgeye çok rahat kullanmasını sağladı. İkincisi bekler değişti. Ferdi sağa geçti. Soldan o Doğan Perez oynadı. Tabii. Ferdi soldan sağa geçince orada bir açıkçası afalladı yani. Sonuçta Ferdi bir bek oyuncusu da değildi. Beke evrildi ama sol beke evrildi. Orada mesela ileri çıkışlarda hep içi kullanıyordu Ferdi. İçe doğru kat ediyordu ama sağda bunu yapamadı. Onun dışında tabii Miyazaki gibi bir faktör vardı Slovaçka maçında. Ümraniye Spor maçında olmayan. Sonradan oyuna girip de etkisini gösteren. Zeiss şunu gösterdi. Ben varsam ben her türlü bu kadroda yer alırım, oynarım dedi. Bazı oyuncu değişiklikleri elbette olacaktır. Belki stoper tandeminde de bir değişiklik olabilir mi? Çünkü Gustavo Henrique çok tartışıldı ama ben hemen kolayına vazgeçeceğini düşünmüyorum Jesus'un. Çünkü kendi getirdiği oyuncudan teknik adamlar kolay kolay vazgeçmez. Önce birkaç maç daha üstüne gidecektir. Yani genel açıdan Ümraniye Spor maçındaki problemler Slovaçka ile oynanan ilk maçta yoktu. Olmamasının sebepleri de az önce saydığımız 1-2 ufak görünen, küçük görünen ama önemli detaylardı. Ama ben yine bugün rahatlıkla bir galibiyet çıkaracağını düşünüyorum. Peki o zaman bir de düne gidelim. Teknik direktör Jesus ve futbolculardan Filip Novak açıklamalarda bulundu. Jesus kadroda rotasyon yapmamız normal şeklinde konuştu. Bir bakalım neler söylemiş Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus. Evet, açıklamalar bu şekildeydi. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, yoğun bir takvimdeyiz. Kadroda bazı değişiklikler ve rotasyon yapmamız normal dedi. Biz de tam bu noktada bir sahaya çıkmasını beklediğimiz 11'i paylaşalım ve o 11 üzerinden birlikte bir rotasyon yapalım. Bakalım Jesus ne düşünür bu akşamki kadroda? Hem muhtemel üzerinden konuşmuş olalım. Kaleci Altay ile başlamasını bekliyoruz. Savunma dörtlüsü. Osay Samuel, Gustavo Perez, orada iki yeni stoper. Luan Perez bir sol bek performansı sergilemişti. Şimdi stoperde Gustavo ile bakalım nasıl bir ikili oluşturacaklar. Solda Ferdi, orta alanda İsmail Yüksek, hemen önünde Lincoln, Zeiss, Bruma, ileride Serdar Dursun, Valencia ikilisi. Bu muhtemel 11 ile sahada olmasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Hemen sana sorayım Suat. Bu 11'de hocanın sözleriyle birlikte değişiklik olarak sen ne öngörürsün? Şimdi tabii ki Novak ilk akla gelen isim. Basın, yani, toplantısında da görünce. Çıkınca direkt akla o geliyor ama ben genel olarak bakarsak bu kadar rotasyona karşıyım. Daha sezonun en başı
hiç yepyeni bir takım, sürekli oyuncu transferi oluyor, gidenler var ve bu kadar rotasyon olmaz. Önce bir takımın iskeletini kurmak lazım. O yüzden Ümraniye maçı farklı, Kiev farklı, Slovaçka ilk maç farklı. Şimdi farklı 11, bütün oyuncuların değiştiği bir kadro olursa tabii ki büyük sıkıntı görüyorum burada. Kalede de bir değişiklik yaşanır mı? Altay yerine yeni alınan İrfan Can oynar mı? O da bir ayrı soru işareti. Stoper'de Perez'in geçmesini de bekliyoruz stopere. Orada bir kuşku var. Sol bekte zaten kötüydü. Bu sefer ben sol stoperde daha iyi olacağını düşünüyorum. Sol bekte çok ağır kaldı zaten. Evet. Bu kadar daha oturmamış bir kadroda rotasyon her zaman sorun çıkartır bence. Sen ne düşünürsün o gün? Rotasyon vurgusu yaptı ama bir yandan Suat'ın söylediği de doğru. Sezon başında bu kadar rotasyon kaldırır mı takım? Zaten yeni kurulan bir takım. Ümraniyespor karşılaşmasında da 6 yeni transfer vardı sahada. Evet. Bu yeni bir takım kurgusu demek. Yani şimdi henüz takım olmamışsınız. Takım oyunu yok ortada. İsmail Hoca da mesela geçtiğimiz sezon bunun ceremelerini başta çekti. Yani ilk başlangıçta Avrupa'dan elendi vesaire, üst üste kayıplar yaşadı. O 6-7 haftalık süreç sonunda Fenerbahçe takım olabilmişti. Şimdi siz bu kadar erken rotasyona başlarsanız hani ideal 11'inizi kuramazsınız. Birbiriyle uyum sağlaması gereken önemli oyuncu faktörleri vardır. Nedir bunlar? Stoper tandemi. Ondan sonra merkezde oynatacağınız oyuncular. Çünkü Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonki çıkışı zaten tandemini bulmuştu. Serdar Aziz Kimmice. Ama merkezde de denemeler sonrası bulduğu üçlüyle birlikte Fenerbahçe çıkış sağladı. Yani en büyük artısı oydu. Zayis, Crespo, Mert Hakan ya da İrfan'ın da dahil olduğu o orta saha hattı Fenerbahçe'yi bir üst seviyeye taşımıştı. Şimdi sürekli değişmesi bir yerde evet bir dezavantaj, çünkü bu sizi geciktirir. İdeal 11 takım oyunu açısından geciktirir. Bir yerde de şöyle bir durum var. Üst üste maçlar oynayarak, aynı 11 ile oynayarak diğer oyuncuların da performansını göremeyebilirsiniz. Şimdi burada hani geçtiğimiz hafta 5 oyuncu farklı çıkacak diye bakıyorsunuz muhtemelen. Yani Serdar Dursun'un da bir ilk 11 performansını görmek gerekir. Çünkü Fenerbahçe taraftarının da o ileri hattaki Joshua King ve Valencia'dan çok memnun bir hat olmadığını görüyoruz. Yani sadece taraftan izni de camiada böyle bir şey herkes var. Herkes görüyor bunu tabii. Zaten. Onun dışında şimdi Mia Zayis'in 11'de olması zaten gereken bir oyuncu bana göre. Fenerbahçe'nin bence gizli kahramanlarından birisi olabilecek potansiyelde oyuncu. Geçtiğimiz sezon hatırlayın yani o 10 haftalık periyotta 8 golü atarken bir asist yaptı, 8 golü attı. Mia Zayis harikalar yarattı. Ben böyle bir 8 numara isterim işte demiştim. Yani oyunu geride savunmaya da yardım eden ama ileriye çıktığında müthiş boşluk bulup kendine 8 tane gol atan bir 8 numara kim istemez. Onun dışında İsmail Yüksek ile ilgili Jorge Jesus'un beklentileri demek ki çok yüksek. Israrcı İsmail üzerinde. Bazı maçlarda tecrübesizlikle yaptığı hatalar elbette oldu. Kiev maçındaki müdahaleleri bence o hırsının yansıması ama bir yerde de işte doğru müdahale ya ne demek olduğunu anlıyor orada. Onun dışında ben hani rotasyon oyuncusu diyemeyeceğim. Aslında Fenerbahçe'nin ideal 11'inde ki mevcut tüm orta sahalardan daha yetenekli gördüm. Bir Arda Güler gerçeği var. Ama doğru zaman vurgusu yapılıyor hep Arda'ya. Zamanı geldiğince geldiğinde oynayacak vurgusu yapılıyor. Ben bu zamanı geldiğinde oynayacak vurgusunu çok yanlış olduğunu düşünüyorum artık. Muhabir yani, arkadaşımız Ahmet Selim Kul da son şu bilgiyi paylaşmıştı pazartesi günkü yayınımızda. Ümraniye maçında süre almamasını yine konuştuğumuzda Arda'nın ağrıları sebebiyle de şimdi bazı testler yapılıyor artık. Teknoloji de çok ilerledi. Futbolculara karşılaşmalar öncesinde testler yapılıyor ve o testlerde bir sakatlık yaşanma ihtimali söz konusu çıkabiliyor ki Osay Samuel'in de bu yüzden oynamadığını ifade etti. Arda'nın da ağrılarının sürdüğünü söylüyormuş. Eğer böyle bir risk varsa tabii ki yani riske atmamak gerekir. Belki oradaki doğru zaman vurgusu bu sebeple. Ama bununla ilgili bir bilgiyi paylaşabilirdi. Evet. Dün paylaştım ben hatırlamıyorum. Yok, hayır, yani öyle böyle şey bir yok. Durum olduğunu paylaşmadı. Paylaşmadığı için bu yorumu yapıyoruz zaten. Hani o sağlıklı bilgi bize ulaşsa tabii ki Ahmet Selim verdiği için. Mesela Ahmet Selim'in verdiği haberden yola çıkarak şimdi farklı bir yorum yapabiliriz. Ama
bunu sonuç itibariyle Ahmet Selim bu haberi bize vermesi, böyle bir durum olduğunu belirtmese biz burada Arda Güler neden oynamıyor üzerine yorum yapacağız. Bu sebeple belki Jesus bunu söylemeliydi. Onu söylüyor. Çünkü normal şartlarda Arda Güler varsa ben Arda'yı artık doğrudan 11'e yazarım. Emre Mor'u kullanıyorsun ama. Tam aynı mevki olmasa da ben merkezde Emre Mor'u o avantajı veriyorsun. Merkezde üçlü kullanıyorsunuz. Ben oraya her halükarda Arda'yı yazarım. Çünkü toplam kadro içerisindeki bütün oyuncuların yani bu hani çok sevdiğim, çok beğendiğim bir oyuncu olmasına Mia Zayt'tan da bence Lincoln'dan hepsinden daha yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Hani Arda şunu bize geçtiğim sezon gösterdi. Benim maç tecrübesine çok fazla ihtiyacım yok. Yeteneğimle ben zaten çok rahatlıkla bunun önüne geçiyorum ve kapatıyorum. Çok olgun bir şekilde oynadı. 17 yaşında bir çocuk gibi oynamadı Arda Güler. Yani 27 yaşına gelmiş bir yetenek gibi karşımızdaydı. Tabii ki bazen baskı ortamı vesaire beklentilerin büyük olması bize geçmişte çok kötü örnekler gösterdi. Kaldıramayan oyuncular olduğunu gösterdi. İsmail Hoca koruyoruz dediğinde eleştirdik. Ama belki de mesela ilk maçına çıksa 11'de kötü oynasa bir maç daha denense yine kötü oynasa farklı yorumlar olurdu bu kez. Oysa Arda yeteneğinden bir şey kaybediyor mu? Kaybetmiyor. Ama baskı ortamı. Beklenti ne kadar büyürse sizin de sahada verdiğiniz performansın ölçüsü o kadar artmalı. Bunun geçmişte örneklerinden işte Muhammed Demirci. Yeni Messi diyorduk Beşiktaş'ta. Şu an Muhammed Demirci nerede? Evet. Onun dışında Batuhan Karadeniz. Öyle değil mi? Çok büyük yetenek gördük biz Batuhan Karadeniz'de. Acayip bir golcü aslında zaten. Ama işte o beklenti, baskı ortamı ve gelinen nokta. Arda daha profesyonel, daha mantık çerçevesinde ilerlediğini bize gösteriyor. Ama ben Arda'nın da artık yani süre alması gerektiğini, onu sahada görmeyi istiyorum. Bir taraftar, futbol sever olarak istiyorum. Taraftar ister, futbol sever ister, herkes ister bunu. Yani Arda Güler gibi bir yeteneği canlı izlemeyi kim istemez? Şimdi şu dediğinde işte hemen abarttınız, büyüttünüz. Hayır, abartılacak bir yetenek var ortada. Arda'nın staj devri geçen sene bitti zaten. İsmail Hoca döneminde oynattı, süre verdi, sonradan geldi, free kick vesaire kullandırdı ve bu bitti. Ben burada Arda Güler'in yerine Emre Mor'un kullanılmasını eleştiririm. Yani genç oyuncu, yetenekli oyuncu kullanmanız gerekiyorsa ben Arda'dan yana tercihimi kullanırım. Muhabir arkadaşımızın verdiği bilgi çerçevesini değerlendirirsek bunun açıklanması lazım. Eğer açıklanmıyor ve Arda oynamıyorsa Fenerbahçe'de bir sorun sarmalı başlar. Taraftar da bunu evet, işaret ediyor yani bağırarak. Onların da yaptığı hatalı, kulüp iletişimi açısından bunun açıklanmaması da hatalı. Ya da hoca diyecek ki ben Arda'yı şu 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 nedenlerden dolayı aynı İsmail Hoca'da olduğu gibi biraz daha süre vereceğim, yavaş süre vereceğim. Şu eksikleri var gördüğüm, yoksa hoca ile Arda arasında bir sorun olmadığını zaten hepimiz biliyoruz. Yani gayet her şey yolunda. Zaten Arda da hocalarına bir sorun yaratan, öyle yani Emre Mor'un çıkardığı sorunların %1'ini çıkaracak bir çocuk değil. O yüzden Arda'nın önümüzdeki günlerde süre alması bence biraz da o orta saha forvet arkasındaki üçlüden birilerinin düzenli kesik yemesine bağlı. Arda'nın aynı zamanda farklı bir misyonu da vardı. Geçen sezona gidecek olursak eğer o çok gerilen yönetim ve taraftar arasındaki ilişkiyi tamamen düzelten Arda Güler performansıydı. Arda'nın şans bulmasıydı. Tribünlerle takımın barışmasını sağlayan Arda Güler'di. Şimdi benzer bir gerilim maalesef o ilk maçtaki performansla birlikte ufak ufak tekrar sinyallerini vermeye başladı. Bizim stüdyoda konuştuğumuz gibi Fenerbahçe taraftarı da Arda'yı görmek istiyor. Zaten bu noktada bir eleştiri var. Arda'nın neden oynamadığı muhabirlerin açıkladığı kadar belki bir Jesus tarafından da ya da bir sakatlık varsa kulüp resmi hesaplarından da açıklanabilir. Ama bu yol sanki biraz yanlış bir yol. Yani elbette. Çünkü biz bugün sonuçta Arda Güler'le ilgili böyle bir geri dönüş Jesus'tan almadık. Yani doğru zaman vurgusu yapıldı yine Arda'yla ilgili. Zamanı geldiğinde önce cevap vurgusu yapıldı. Ama işte ağrıları vardır. Bunlar açıklanabilir sebepler. Dersiniz ki ağrıları var ve ben Arda'yı yavaş yavaş takıma oturtacağım. Yani konu şu. Yani neden Arda Güler oynuyor, oynamıyordan öte. Yani böyle bir yeteneği izlemek. Yani elimizde bu kadar yetenekli bir oyuncu varken ben izleyememek. Burada aslında bir sorunu konuşmuyoruz. Tribüne gidiyorsunuz, forma alıyorsunuz, tribüne gidiyorsunuz. Yetenekli oyuncular izlemek istersiniz değil mi?
Yani kimi izlemek ister Fenerbahçe taraftarı sorsanız? Mesela bugün maçını gidip ya kimi sahada görmek istersiniz deseniz o kadar transfere rağmen Arda Güler diyenlerin sayısı çok daha fazla olacaktır. Ve Arda Güler zaten tadı damağında bırakacak Fenerbahçe taraftarını. Çünkü Arda Güler'in 1-2 sezon sonra nerelere gelebileceğini tahmin edebiliyoruz. Bu şekilde devam ettiği sürece doğru kariyer planlamasıyla, çalışma yöntemi, sosyal hayatıyla vesaire nereye gidebileceğini biliyor. Tadı damakta bırakacak. Dolayısıyla biraz da Fenerbahçe taraftan tadı damağında kalmıyor. Yani biraz o Arda Güler lezzetini sahada hissetsin. İzlemek görsün. İstiyor. O 11'i gördüğünde Arda'yı da oynarken sahada, pas atarken, pas alırken, dönerken, frikikte topun başında görmek istiyor taraftar. Yoksa burada bir sorun var, Jesus'la bir problem yaşanıyor değil. Yani biz de artık yetenekli oyuncuları sahada görmek istiyoruz. Ve çok güzel bir adım atılıp 10 numaralı forma da verildi bu arada. Yani 10 numaranın... Kulübede olması benim pek içime sinen bir durum değil. 10 numara hep oynar, hep frikik atar, topun başına geçer. Arda da bu özgüveni de yerine getiriyor, gösteriyor. Onu da görmek istiyoruz aslında sahada. Bir de şey var, Fenerbahçe'de yıllardır böyle altyapı çekişmesi son yıllarda başladı. Yıllardır Fenerbahçe altyapıdan bir yıldız potansiyelli oyuncu çıkaramamıştı A takımı için. Ama bir Arda Güler çıktı bir anda ortaya ve Arda Güler'e tutundu Fenerbahçe taraftar. Bakın bizim de altyapımızdan bir yıldız çıktı gözüne, yıldız adayı çıktı gözüne. Ki çok da güzel yürütülen bir süreç. Kesinlikle. Kulüp çok ilgileniyor Arda'yla, bireysel performansıyla, özel hayatıyla. Gerçekten nakış gibi işlenen bir kariyer var kulüp tarafından. Rekabet artık sadece A takımın ilk 11 oyuncularının sahada verdiği performans değil, taraftar nezdindeki rekabetten bahsediyorum. Bizim altyapımızdan bu çıktı. Bizimkinden bak bu çıktı. Bizimkinden şu şuraya transfer oldu. Bu da bir rekabet unsuru oldu artık. Tabii. Bu altyapıları da geliştiren bir detay aslında bu arada. Hı. Oraya önemi arttırıyor bu rekabet ortamı, bu kadar konuşulması. Fenerbahçe taraftarı da yıllardır beklediği o özlemi Arda Güler'le gideriyor. Bir de hep 10 numara istiyor taraftar. Yani Alex sonrası bitmeyen bir 10 numara. Galatasaray'da Hacı sonrası, işte Fenerbahçe'de Alex sonrası bitmeyen, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası. Bir 10 numara isteği var. Evet. Arda da bize onu vaat ediyor. Yani topu aldığında ne yapacağını kestiremediğiniz oyunculardan biri. Bunu da sahada düzenli olarak görmek istiyoruz. Bir de tabii Jesus oyunla ilgili de açıklamada bulundu. Ümraniyespor karşılaşmasından. Zaman geçtikçe ve maçlar oynandıkça istediğimiz seviyeye ulaşacağız açıklamasında bulundu. Buradan hem biraz mevcut kadro değerlendirmesine hem de transferlere, yapılması planlanan transferlere de değinmek istiyorum. Geçen sezon bunu çok konuşuyoruz belki ama şu an Fenerbahçe taraftarlarının WhatsApp gruplarında her yerde konuştuğu konu bu. Neden bu kadar değişiklik? Neden 11'de bu kadar değişiklik? İsmail Kartal'la o gün de ifade etti. Geldikten bir süre sonra bir kadro istikrarı yakalandı ve orta sahada o Fenerbahçe'nin omurgasında Crespo, Zaitz, Mert Hakan Yandaş üçlüsü çok iyi bir performans sergiledi. Arda süre aldıkça takımı ayağa kaldırdı. İrfan Can'ın şahane bir performans vardı. Serdar Dursun golleriyle eşlik etti. Bir oturmuş kadro istikrarı vardı. Jesus şimdi kendi kadrosunu istikrarını yakalama çabasında. Ama bu kadar değişikliği gerektiren bir takım mı buldu? Hayır, kesinlikle hayır. Ama şurada altını çizelim. Ne diyorlar? Mart'tan beri, Şubat'tan beri Jesus Fenerbahçe'yi izliyordu, takip ediyordu, anlaştı, konuşmalar gerçekleşti ve ona göre de kafasında bazı şeyleri şekillendirdiğini düşünüyoruz. Bu yüzden de bir türlü kurulamayan şu düzen onun eseri. Yoksa İsmail Kartal ne dedi? Bir sol bek düzenli oynayacak, sağlam bir sol bek ve bir forvet. Bunların altını çizdi. Gerisi de rotasyonda kullanacağı zorlayıcı oyuncu olurdu. Şimdi hiçbir şey yapılmasa bir sol bek ve çok çok iyi, dünyaca ünlü bir forvete bütün para yatırılsaydı bence Fenerbahçe taraftarı aklında soru işareti barındırmayacaktı. Hocalarına çok güveniyorlar. Jesus'a inanılmaz bir kredi var. Şu anda Başkan Ali Koç ve ekibini de taşıyan Jorge Jesus. Ama burada forvetin olmaması asıl problem. Eldeki forvetler tamamen yetersiz demiyorum. Belki başka bir kulüpte olduğu zaman bu oyuncular çok daha iyi performans sergiler. Ama şu anda Fenerbahçe'nin yapması gereken tek şey bana göre bir forvet almak. Çünkü taraftar gerisine bakmıyor. Yani oraya işte Abubakar'ın adı geçiyor, Batu Şua'yı geçiyor, Sörloth geçiyor, konuşacağız. Say sayabildiğini. Ama Galatasaray'ın yaptığı o transfer şovunu Fenerbahçe
biraz psikolojik olarak, biraz da taraftar etkisi ve özgüveninin yerine gelmesi açısından forvette istiyor ve bas bas bağırıyor. Yıllardır bağırıyor. Alınan oyuncular hep geleceğe yatırım, işte olacak, bitecek falan diye konuşuldu ama olmadı. Fenerbahçe bas bas forvet istiyor. İsterseniz oyunu onun üstüne yıkmayın. Ama bu kulüp bir forvet hak ediyor. Fenerbahçe'nin forvet dışında bence en önemli sorunlarından bir tanesi takım savunması. Geçtiğimiz sezon takım savunmasını geliştiren bir Fenerbahçe vardı. Çünkü Crespo, Zayt, Mert Hakan üçlüsü oyunu iki yönlü oynarken tempolu da oynayabilen oyunculardı. Ve sağdaki boşluğu, yani kanatla bek arasındaki boşluğu tamamlayan üçlü prese giden oyuncuydu. Diğeri soldaki üçlü presi oluşturan oyuncuydu. Bekle kanat arasına rakibi sıkıştıran oyuncuydu. Ama bu sezon oyun yapısı değişti. Orta saha üçlüsü değişti ve orta saha üçlüsünde Arao dışında savunma yönü kuvvetli bir oyuncu yok şu an Fenerbahçe. İsmail Yüksek'in oynadığı maçlar vardı vesaire. Ama Fenerbahçe'nin şu anki mevcut 11'i bir Crespo istiyor orta sahaya. Evet. Çünkü sağa da solu da aynı şekilde tempolu bir şekilde baskıya çabuk baskıya gidebilen, yani gecikmeden gidebilen, rakibi bozan, önde karşılayan bir oyuncuydu Crespo. Ben ilk hayranlığımı Trabzonspor maçında yaşadım Crespo'ya. Çünkü yani çok erken dakikalarda kırmızı kart görmüştü. 82'de sanırım gol yemişti Fenerbahçe. O dakikaya kadar bir numaralı faktör Crespo'ydu Trabzonspor'u merkezde durduran. Çünkü sürekli pas arası yapıyordu, bozuyordu, rakibi önde baskı yapıyordu. Trabzonspor Fenerbahçe ceza sahasına bir türlü yaklaşamıyordu. Şimdi böyle bir oyuncu profili ben göremiyorum. Yani, Arao da zaten yok. Arao ile Crespo çok farklı iki oyuncu. Evet, evet. Arao kesici. Yani kesici evet. Ama süpürücü bir oyuncu değil. Yani sahayı enlemesine Crespo kadar çabuk bir şekilde prese gidip rakibi bozabilecek tarzda bir oyuncu değil. O biraz daha belli bir metrekarede oynayan. Çok fazla da hani oyunun hücum yönüne katılmayan bir oyuncu olarak izledim ilk maçlarında. Ha, bu Jesus'un planlarıyla birlikte, verdiği rollerle, görevlerle birlikte değişebilecek faktörler var ki bunu İsmail Hoca da gösterdi çünkü. Mesela İrfancan'ın ilk baştaki performansı aşırı derecede kötüydü İsmail Hoca döneminde. Ne yaptı? Mert Hakan'la İrfancan'ın yerini değiştirdi orta sahada. Çizgiyle merkezde sürekli dönüşümlü oldu. İrfancan performansı çıkartmıştı ortaya. Şimdi burada ideal bir 11'den bahsedemiyoruz. Sayamıyoruz ki geçtiğimiz sezonki Fenerbahçe ideal 11'ini herkes saymaya başlamıştı bugün bile sayıyoruz, evet. Uzun yıllar sonra saymaya başlamıştık Fenerbahçe'nin ideal 11'ini. Geçen biz yıllardır sayamıyorduk. İdeal 11'de saydığın isimler şu anda sakat ve oynamıyor. Yani İrfan Can ve Mert Hakan'ın da bu takıma Serdar Aziz zaten öyle. Dönüşünü düşündüğümüz zaman tekrar bir değişim olacak ve benim de biraz önce altını çizdiğim nokta bu. Değiştiriyorsunuz sürekli, bir de üstüne tekrar 3 tane as adamınız gelecek. Kenarda sürekli konuşulan bir Arda'yı tutuyorsunuz. Tekrar yani takım kendine alıştıktan sonra tekrar yapılacak bir rotasyon. Bir an önce o düzenin kurulamamasındaki sebep ben aslında. Ben Fenerbahçe açısından enseyi karartacak bir durum olduğunu düşünmüyorum ama. Çok geniş bir kadroları var. Çok geniş bir kadro var. Kadro zenginliği var. Evet, bir iki noktada beklentiler belki farklıydı. İşte sürekli forvet yerine biri santrafor özellikle önce olması gerekiyordu. O zaman bir de bununla ilgili gazete manşetini ekrana getirelim. Tabii. Santrafor konusuna da değinmiş olalım böylelikle. İsimler üzerinden de tartışalım. Sabah gazetesinde Volkan Demir imzalı haberde Fenerbahçe'nin rotası Beşiktaş başlığı atılmış. Maxi Gomez için Valencia'yı ikna edemeyen Fenerbahçe, Türkiye'de siyah beyazlı formayı giyen iki isme yöneldi. Öncelikle Abubakar, Abubakar olmadığı takdirde Batshuayi için bir girişimde bulunacağı Fenerbahçe'nin haberleştirilmiş Volkan Demir tarafından. Tabii bu iki isim de Süper Lig'i bilen, tanıyan isimler. Abubakar özellikle performansı, her iki dönemdeki performansı. Batshuayi Fenerbahçe taraftarının aslında çok sıcak baktığı bir isim. Her ne kadar talihsizlikler yaşasa da, ben kötü futbolcu olduğunu düşünmeyenlerdenim Batshuayi'nin, ama gerçekten akıl almaz talihsizlikler yaşadı geçen sezon Beşiktaş'ta. O gün bunu haberle destekledi. Batshuayi geçtiğimiz sezon kimi taraftarın siyah olan saçlarını beyaza çeviren isimdi. Ama o üç büyük transferi geçtiğimiz sezonki işte Pjanic, Alex, Batshuayi arasında ben Batshuayi'yi hep ayrı tuttum şu açıdan. Performansını eleştirdik. Kötü performanslar verdi. Ama
en azından diğerlerinden çok daha arzulu ve istekli bir Başakşehir biz her zaman izledik. Yani bir futbolcunun başına da bu kadar çok talihsizlik dediğimiz şey direklere takılması. Bir sezonda bu kadar çok yaşanmadı ama yaşadı. Yoksa şöyle doğrudan iki stoper arasında konumlandıracağım bir santrafor değil Batshuayi. Efendim, yani düşünüyorum mesela Abubakar'la bunu yaparsanız çok rahat sırtı dönük oynar, topu indirir, saklar, sırtı dönük bir anda kaleyi karşısına alabilir. Batshuayi biraz daha farklı. Kenar forvete daha meyilli. Yani çizgiye çok fazla inen, çizgiden top taşıyan içeri. Mesela bunu kim yapıyor derseniz Trabzonspor'da Janini santrafora konumlandırıldığında çizgiye inip oraya çok fazla kullanıyor mesela. Yani Batshuayi de bu tarzda bir oyuncu. Gezici, sahada gezmek isteyen ama sürekli zaten presle başlayan maça ve 90 dakika boyunca rakip stoperlere, savunma beklerine baskı uygulayan bir oyuncu. Ama bir tarafta Abubakar, bir tarafta Batshuayi varsa burada tercih net. Sağlıklı bir Abubakar olur. Yani çünkü Abubakar'ın meziyetleri çok daha farklıydı. Onun bitiriciliği Batshuayi'de yok. Evet, şimdi o iki futbolcuyu karşılaştırmanı rica etsem ve Fenerbahçe'nin oynamak istediği futbolu da düşündüğünde. Abubakar. Yani çünkü orada siz Abubakar'la şunu yapabilirsiniz. Abubakar'a topu indirdiğiniz takdirde ki kendisine zaten atın o indiriyor. Yani hani ayağını indirmenize de gerek yok. Hava toplarında da çünkü Abubakar iyidir. Yani topu saklama becerisi. Rakip stoper her ne kadar ona markaja gelse de temaslı oynasa da güçlü bir oyuncu. Abubakar top saklama becerisiyle sizin orta sahanızı da hızlı hücumda ya da uzun atılan toplarda da uzun atılan toplarda bir anda birkaç saniye avantaj sağlayarak rakip ceza sahasının çevresine konumlandırmanızı sağlıyor. Bunu işte nasıl yapıyordu Beşiktaş'ta? Gezzal Abubakar'la topu buluşturduğunda bir anda mesela arkada Larin konum alıyordu. Ya da işte o dönem Atiba oyunu mesela Atiba kaç gol attı hatırlayın. Atiba'nın o kadar gol atmasının sebeplerinden biri de Abubakar'ın orada süre kazandırması. Ya yani Atiba bir anda ceza sahasına koşu yapıyor. Abubakar'da top ve orada bir konum aldıktan sonra pozisyon içerisine giriyordu. Ama şimdi Batshuayi bunu yapamadığınızda yerleşemiyorsunuz. Abubakar size rakip ceza sahasına, çevresine yerleşmenizi sağlayacak bir santrafor. Fenerbahçe'de bu kadar orta saha varken bu orta sahaların da oraya yerleşmesi için bir Abubakar'a ihtiyacı var. Bunu geçtiğimiz sezon mesela zaman zaman Serdar Dursun başarıyla uyguladı bu arada. Serdar Dursun da teknik bir oyuncu. Ve başarıyla uyguladığında biz Zayt'ın da performansının nasıl arttığını izlemiştik. Keza aynı şekilde Mert Hakan'ın vesaire. Ama Abubakar bambaşka bir seviye. Beşiktaş'ta da yani iki kez geldi. İkisinde de acayip işler yaptı. Tabii gidişi tartışmalıydı. O ayrı bir konu ama bu Abubakar'ın kalitesini bize tartıştırmaz. Abubakar'ın kalitesini tartıştırmaz. Doğru bir cümleyle noktalamış oldu değerlendirmesini o gün. Suat hemen sana da sormak istiyorum. Tabii her iki futbolcu Fenerbahçe'nin beklentilerini, taraftarın beklentilerini karşılayabilecek güçte mi? Ve iki futbolcuyu kıyasladığında Abubakar zaten birinci tercihi. Ama artıları ve eksileriyle sen nasıl değerlendirirsin Fenerbahçeli isimlerinin geçmesini? Abubakar'ın alternatifi bence Batshuayi olmaz. Çünkü burada bence bir psikolojik ve mental bir sorun var. Fenerbahçe benim tartışılmayacak, mesela Maxi Gomez de bunun örneğiydi. Tartışılmayacak, akıllarda soru işareti bırakmayacak bir oyuncuyu getirmek zorunda. Artık iş bu noktaya geldi. Abubakar gelirse evet taraftar coşar. Yani kimse durduramaz moral mutluluk olarak ve takıma etkisi katkısı da artar. Taraftarın Arda Arda diye bağırmasının altındaki sebeplerden biri de aslında forvetteki bu eksikliğin bir türlü giderilmemesi. Farklı unsurlar ama taraftarda yaratılan bir psikoloji var. Abubakar sizi sırtı dönük de oynar. Yüzü döndüğü zaman sağını solunu iyi kullanır. Biraz önce saydığın gibi sırtı dönük top aldığında iki kişiyi sırtına alır ve yanından gelecek, her iki kanattan gelecek isimleri de, orta sahadan gelen isimleri de besler. Batshuayi'de bu yok. Sizin elinizde zaten bir Serdar Dursun varken, Joshua King soru işareti hala ama işte Valencia falan varken ben Batshuayi'yi tercih etmem. Batshuayi kötü olduğu için değil. Batshuayi geçen sene 3 saydığın yeni transferin bence de en iyisiydi. Ve bir de 14 golle kapattı zaten. Ya bak, hiç skor katkısı atmadı bu arada. Bak, skor katkısı asla yatsınmaz. Ama orada bir sorun Abubakar sonrası gelmesiydi Batshuayi'nin. Artı bu taraftarın saç baş yolduracak golleri kaçırmasıydı ve büyük umutlarla girilen, yıldız transferleriyle, Şampiyonlar Ligi planlarıyla girilen bir sezonda
yeterli katkıyı verememesiydi. Orada Gezal da yeterli katkıyı veremedi, Rozier de veremedi ama orada iş biraz da sürekli oynadığı için de Batshuayi'ye kaldı. Batshuayi gene Fenerbahçe taraftarının aklındaki forvet değil. Kanat koşusu yapar, skor katkısı yapar ama savunma arkası koşusu yapar. Serdar Dursun varken, Valencia falan varken ben Batshuayi'yi tercih etmem. Geldiğinde de bütün sorunları çözmez. Çünkü Batshuayi bir eksisi de şu Abubakar'a göre. Geçtiğimiz sezon 14 golü vardı yanlış hatırlamıyorsam. Asistleri de var bu arada. Asist katkısı da çok. Bir tane kafa golü yok. Bir tane yok. Hatta bir tane az daha atacaktı da o da gerçi Josef'in vurup kaleye doğru giden topuna kafa atıp üstüne vuta atmıştı. Bir tane kafa golü yok. Mesela Abubakar'da bu da ekstra bir artı. Kenarlardan oyunu oynadınız diyelim. Kanada indirdiniz oyunu. Yani Batshuayi'yi orta kesseniz de yapamıyor bunu. Geçtiğimiz sezon Gezal bunu hiç yapamadı mesela. Yani biz Gezal'ı niye eleştirdik? Eleştirildi daha doğrusu. Ben eleştirmedim. Çünkü şunu söyledim. Gezal'ın tabelasının bugün bu noktada olmasının sebebi Batshuayi dedim. Çünkü geçtiğimiz sezondan bir oyun ezberi vardı. Abubakar'la oynadığı. Aynısını Batshuayi ile birlikte yakalamaya çalıştı. Ama iki farklı oyuncu. Yani birbirinden çok alakasız iki oyuncu. O yüzden Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan savunma arkası koşusu atabilecek, işte oyunu yerden oynayacak bir forvetten ziyade, yani daha ziyade rakip stoperlerin arasında ezilmeyecek, ayakta kalacak, sırtı dönük olacak ve bir anda kaleyi de karşısına alabilecek. Yani orada güçlü bir şekilde orta sahada kendisine çekebilecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Yoksa savunma arkası koşusunu Joshua King de yapar size. Valencia da yapıyor, Diego Rossi de yapıyor. Ama burada Abubakar'ın artıları çok daha fazla. Bunun eklediğimde hava topları. Yani hava toplarında elinizde Serdar Dursun var. Yani şimdi Serdar Dursun'la bu oyunu oynamak istemiyorsanız Abubakar gibi profilde oynamanız gerekir. Batshuayi ile bir eksi yazarsınız kendinize. Kanatlarınızı çok fazla işletemezsiniz. Bunu geçtiğimiz sezon işte hedef zaten kaliteyi arttırmak. Yoksa Serdar'ın performansı sorgulanacak bir performans değil. Tabii. Fenerbahçe'nin geçen sezonki en iyi isimlerinden biriydi. O yüzden Fenerbahçe'nin mevcut oyuncu kadrosunu ayağa kaldıracak. Hatta mesela João Pedro oynayacak diyelim. João evet, Pedro Batshuayi ile mi iyi oyun oynar? Abubakar ile mi daha iyi oyun oynar? İşte orada da mali sıkıntılar devreye giriyor. Abubakar'ın çok yüksek bir kazancı var. Sen daha iyi biliyorsun o noktayı. O işte, oraya ayırıyorum yani. Tabii. Sonuçta transfer hedefi. Getirmek istediğiniz iki oyuncu üzerine hemen konuşuyorum. Şimdi elinizdeki oyuncu kadrosundan da siz João Pedro'yu sonuçta bu takıma bu sezonun en iyi transferi olarak aldınız. Hı hı. Şimdi João Pedro Abubakar'la mı daha iyi oyun oynar? Talisca'yı hatırlayın. O tarz bir oyuncu diye bakın. Ya da Batshuayi ile mi iyi oynar? Şimdi Batshuayi ile topla buluşturdunuz. Ya topu saklama becerisi Abubakar kadar iyi değil. Dolayısıyla burada siz rakip ceza sahasına kalabalık, sayıca üstün gitmek istiyorsanız Abubakar gibi bir profile ihtiyacınız var. Çünkü bunu Batshuayi de yapıyordu. Merkeze iniyordu, topu alıyordu, oyunu kanatlara açıyordu ama Abubakar doğrudan kanatları açmaktan ziyade yanındaki oyuncuyla birlikte rakip ceza sahasına dikine oynayabilen bir oyuncu. Bunu Batshuayi çok fazla yapamadı Beşiktaş. Geçtiğimiz sezon kanat performansının Beşiktaş'ta kanat performansının düşük olmasının sebebi Batshuayi'ydi. Benim nezdimde. Yani şimdi siz böyle bir örnek varken kanattan oyun işletmek de istiyorsanız şayet istiyorsanız diyorum. Dolayısıyla Batshuayi değil Abubakar'a gidersiniz. Peki bir yandan da şimdi şunu sor. Özür diliyorum. Tabii. Çok özür diliyorum. Mesela Batshuayi kime uygun bir oyuncu? İlgilenen bir başka oyuncu takım olarak söylüyorum. Trabzonspor'a. Çünkü Trabzonspor'un elinde zaten Cornelius ve Gianni gibi iki tane uzun, güçlü top saklama becerisi yüksek. İki tane profili var. Üçüncü forvet yaparım diyorsun. 4-3-3'ün. Hayır. Kanada oynatır mısın mesela? Kanatta oynatır mısın? Cornelius'un yanına ikinci oyuncu. Kanat forvet tarzında ikinci oyuncu. Yani farklı bir profil. Ama Trabzonspor'un ihtiyacı buyken Fenerbahçe'nin ihtiyacı daha farklı. Çünkü Fenerbahçe'nin bir Cornelius'u yok. Net pivot santrforu yok. Yok Cornelius'u Serdar, yok. Serdar'ı çıkartacak yukarı. Peki şunu sorayım Suat hemen sana da. Şimdi o bölgede özellikle Valencia, hı hı, sabit ileri, evet, uçta yanında işte King, Serdar Dursun, Joshua King, Serdar Dursun değişen isimler. Bir de João Pedro dönecek sakatlıktan. Hı hı. Dolayısıyla Abubakar
ilk tercih olduğu için soruyorum. Bu isimlerle nasıl bir performans sergiler? Pedro'nun gelişiyle birlikte Valencia da dışarıda kalabilir mi? Sen nasıl yorumlarsın o dizilişi? Net oyun planlamasında herkesin formda olduğunu varsaydığımız bir durumda Abubakar oynatırım. Arkasında da Banco Pedro oynar. Bunda tartışılacak bir şey yok. Pedro alışana kadar Valencia zaten şu anda takımın birinci santrforu durumunda. O oynayacak. Birinci pivot santrforunuz var. Arkasına Pedro'yu koydunuz. Belki mesela Ümraniye maçı çok oturan bir örnek değil ama Slovaçka olur. Belki Kiev'le oynanan içerideki maç olur. Burada iki forvet gerisinde bir Pedro da oynayabilir. Pedro'yu zaman zaman kanat forvet olarak da kullanabilirsiniz. Evet. Böyle bir yapıya bürünür. Fenerbahçe'de asıl sorun neydi? Hücum hattıydı. Hep tartışılan. Şu anda hücum hattının netliğe kavuşmaması problemleri bence arttırıyor. Çünkü geride de bir değişim oldu. Bir anda her şey allak bullak oldu. O yüzden Abubakar'ın yanına ben Pedro'yu koyarım ve gerisine de karışmam. Bu transferler olup herkes sağlıklı sahaya çıkarsa. Devam edelim şimdi. Ekleyecek bir şey var mıydı? Yok. Konya Spor'la devam edeceğiz. Aravam.com Konya Spor UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu revanşında Vaduz'u konuk edecek. İlk maçta olduğu gibi bu karşılaşmada saat 20'de Aspor'dan naklen sizinle buluşacak. Detaylara haberimizde bakın. Evet, detaylar bu şekilde. Temsilcimiz Konya Spor yine Aspor ekranında Avrupa macerasını sürdürüyor. Dileriz bugün yine tur atlayan taraf olacak. Benim gönlümden geçen o, hepimizin gönlünden geçen o. Vaduz'la karşı karşıya gelecek. İlk maç bir berabere tamamlanmıştı ama haberi izlerken sen de yorumu yaptın aslında. Çok gol fırsatı kaçırmıştı. Bu akşam beklentin ne diye sorayım Sıla. Bu akşam çok rahat bir galibiyet bekliyorum Konya Spor'a. Yani rahatlığı şu açıdan. Çok üstün bir takım. İlk maçtaki birbirlik skor aldatmasın. Vaduz Konya Spor'un hani klasmanında bir takım değil. Kağıt üstünde baktığımızda ve ilk maçı okuduğumuzda çok gol kaçtı. İlk maçı böyle 2-0, 3-0 bitirebilecek bir skorla geri dönebilirdi Konya Spor ama gelmeyen gol, kaçan fırsatlar, sonra Vaduz'un bir gol bulması bir anda işleri şaşırttı ama beraberlik orada çok, yani en kötü gününde alınan bir beraberlik olarak bakıyorum. Bu akşam Aspor'da zaten maç, herkes izleyecektir. Birbirinin rövanşını böyle güzel 2-0'lık, 3-0'lık temiz bir galibiyetle olmasını bekliyorum. Hatta bir sonraki turda Nefçi Bakü veya Rapid Viyana eşleşecek. O takımlardan da Konya Spor bir kademe üstte bir takım. Ben gruplara giden yolda bu maçı sadece bir böyle yol kazası olarak nitelendiriyorum. Bir hemen sahaya çıkmasını beklediğimiz 11'i de paylaşalım temsilcimiz Konya Spor'un ve ben o sırada o güne de hemen sorayım. O gün bir birlik karşılaşma, bu arada sahaya çıkmasını beklediğimiz 11'de ekrana geldi. Onu da dile getirelim. Kalede Seyit, savunmada Ahmet Adil Kalvo, Cülerme, orta alanda Soner Hacı Ahmetoviç, sağda Mihalak, solda Bütücü, ileride de Kaleşi ve Çekici 11 ile sahada olmasını bekliyoruz Konya Spor'un. Yani çift forvet dizilişi, yani beklediğimin dışında bir diziliş olur bu. Çünkü 4-2-3-1'e biraz alıştı Konya Spor. Ama burada rakibin ilk maçta, şimdi Konya Spor oyun üstünlüğü elinde olan, sürekli olarak pozisyona giren taraftı ama atamayana atarlar durumu oluştu biraz maç içerisinde. Bu maçta çift forvete dönerek zaten rakibinizden oyuncu kaliteniz de, oyun kaliteniz de daha üstün. Erken skor elde etmeye çalışacaktır İlhan Palut. Ben ilk maçta berabere kalması sürpriz benim için. Konyaspor'un ben bu turu rahatla geçeceğini düşünüyorum. Yani bugün bir iş kazası olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Vaduz'un kadrosuna da bakarsanız, içerisinde daha önce Türkiye'de forma giymiş oyuncular var. Mesela en önemli oyuncuları. Bugün işte hangisini alırsınız Konyaspor kadrosuna derseniz, ben bir tane oyuncu sayarım da, şimdi ismini vermeyeyim, belki yarın bir gün başka bir takıma transfer olur. Ben de aracı olmuş gibi olmayayım yani burada. Dolayısıyla burada Konyaspor ilk maçta sadece o kadar pozisyon üstünlüğüne rağmen skoru elde edememişti. Bugün İlhan Hoca farklı bir dizilişle sahaya çıkarsa, yani bu diziliş olursa erken skoru almak istiyorum manası taşıyor. Ben burada Bütücü, Çekici, Mihalak üçlüsünün. Kaleşi de bu arada mesela İlhan Palut'un elinde acayip bir oyuncu oldu. Evet. Evrildi başka bir seviyeye artık. Önceden de biliyoruz performanslarını ama bu kez bir takım oyuncusu oldu. Ve üstüne skor da yapmaya başladı aynı şekilde. Ama Bütücü zaman zaman böyle
şapkadan tavşan çıkaran bir oyuncu. Mialak keza öyle. Ben kaliteli ayakları olan bir takımın bu maçı kaybetmeyeceğini ve turu da geçeceğine inanıyorum. Tabii orta sahada bir de komutanı var, Amira Hacı Ahmet Öğüç. Devreye girmesi gereken maçlar bunlar Hacı Ahmet Öğüç. Sadece Ahmet Öğüç değil, Soner de aslında o bölgede yan yana bence hani en azından bu süreçte bayağı seviye atlayacaklardır beraber. Orada Soner'in yerine daha etkili bir ön tarafa, daha pasör kalitesi yüksek, daha fazla skora yönelik bir oyuncu olsa tabii ki Konyaspor level atlar, seviye atlar ama bu maç için bunlar bence sorun değil. Saydığın isimlerin yanı sıra oyunu rakip yarı sahaya yıkacak. O 4-4-2'nin iki beki zaten bek olarak kalmayacak. Onlar orta sahanın sağına soluna yerleşecekler. Tamamen oyunu yıkan ve erken gelecek golle bir farka gidecek bir maç bekliyorum. Yeter ki gol erken gelsin. Aynı zamanda Başakşehir'de Breda Vic'le karşı karşıya gelecek. İlk maçı kazanmıştı temsilcimiz. Şimdi evinde ikinci karşılaşmayı oynayacak. O da rahat bir mücadele olacağı benziyor. 3-1'lik skorla kazanmıştı. Başakşehir ilk karşılaşmayı, çok kısa onunla da ilgili yorumunu rica ederim. Ben bugün 3'te 3 yaparız diye düşünüyorum. Yani turu geçmek anlamında değil, 3 galibiyet olarak bakıyorum maçlara. Başakşehir zaten İlk maçta aldığı skorla rakibinin bütün direncini de kırdı. Burada rahat bir galibiyetle işi bitireceklerdir. Playoff'a çıkacağız 3 takımla inşallah. Başakşehir bekliyor musun? Bu saatten sonra bir sonraki turdaki rakibini düşünsün. İlk maçta oyuncu kalitesi zaten ciddi şekilde fark ettirdi kendini. Burada Biglia, Aleksic, yani hani Münir mesela çok acayip bir oyuncu. Evet. Eğer Emre Hoca'nın elinde farklı bir şey evrilirse daha üst seviyeleri de görecek bir oyuncu. Oyuncu kalitesi üstün. Dolayısıyla ben rahatlıkla turu geçeceğine inanıyorum. Peki o zaman hem Başakşehir'in hem de Konyaspor'un her iki temsilcimizin bir önceki ilk maçlarını hatırlayarak bu saatimizi noktalayalım. Şampiyonluk istiyorsanız ve eliniz güçlüyse iki stoperin de değişmesine o gün dediği gibi tamamen karşıyım. Ama siz bunu becerebiliyorsanız, oyuncuyu ikna edebiliyorsanız, oyuncuyu bir projeye inandırabiliyorsanız, biz seneye Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, bu sene şampiyonuz, sonrasında seni evet göndereceğiz ve sen ne bileyim Sassuolo'ya değil de Inter'e gideceksin, Juventus'a gideceksin gibi bir hayale, bir duruma inandırırsanız oyuncu da sizde kalıyor. Burada da Salah için bence bunu kullanmak lazım. Salah çünkü Fenerbahçe'den ayrılıp A seviye bir takıma gitmeyecek. Aynı Fenerbahçe'den ayrılıp yüksek bir takıma gitse tamam ama B klasmanına düşecekse Fenerbahçe'den sonra benim buna gönlüm el vermiyor. Hem Fenerbahçe için hem oyuncu için. Senin yorumun ne olur o gün? Yani. Stoper, şimdi Beşiktaş'a da geçeceğiz. Beşiktaş'ta da yine stoper arayışları var. Denayer ismi de bu arada Galatasaray için gündemde. Fenerbahçe, Zalai'nin gitmesi ihtimaline karşı da o bölgesini güçlendirmişti ama iki takımın da stoper kurgusu çok aranır bu sezon. Tabii ki ya, ben 11 dizilişinde en önemli hani uyum yakalanması gereken mevki stoperdir. Yani orada, çünkü orta sahaya oyuncu bulursunuz bir şekilde, orayı yani elinizde havuz daha var. Geniş. Havuz daha geniş. Orada biraz bolluk bereket var orada. Havuz daha geniş. Oyuncu profilleri farklılaşabiliyor istediğiniz oyuna göre ama sol stoper ve sol stoperin yanına bir sağ stoper. Yani stoper ikilisi oluşturmak kolay değil. Yani biri iyi olabilir, ikincisi kötü çıkınca tüm takımı etkiliyor. Ama ikisini aynı anda iyi bulmak işte konu burada. Mesela Beşiktaş'da Vida iyi bir stoper diyorduk. Sonrasında performans düştü ama yanındakini bir türlü bulamamıştı. İşte Trabzonspor'da Vitor Hugo var. Yanındakini bulmakta zorunda. İyi birisi olması gerekiyor ki oraya ya, öylesine bir stoper alamazsınız. Öyle bir pozisyon değil orası. Bunu Fenerbahçe'de yıllarca yaşadı. Galatasaray'da yaşadı. Bir tane iyi stoper buluyordunuz ama o tek başına yeterli olmuyordu. Yanındakinin hep defosu oluyordu ve bu takımın genelini etkiliyordu. Şimdi iki tane defo vermeyen oyuncu bulursanız elbette o elinize tutmayı istersiniz. Ama sıkıntı şurada başlıyor. Artık hayaller ve hayatlar değişti Türkiye Ligi için. Türkiye Ligi'nden bugün bir oyuncu Torino'ya gitmenin bile hayalini kurabiliyor. İşte başka bir kulübe gitmenin bile hayalini kurabiliyor. Normal şartlarda hayalini ne dersiniz? İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş oynarken yani ben buradan bu aşamadan sonra işte top seviye ya da baş altı olabilecek bir takım. Yani atıyorum mesela Inter'e gidemiyorsam Lazio'ya, Napoli'ye gideyim gibi.
Yani Milan'a, Inter'e gidemiyorum. Nereye gideyim? Lazio'ya, Napoli'ye gideyim. İşte Atletico Madrid'e, Real'e, Barça'ya gidemiyorsam işte Betis'e gideyim. Yani ona hemen baş altı gelebilecek. Burada işte ücretler büyük faktör artık. Tabii evet. Yani burada şimdi İngiltere Premier Lig'de oynamak için West Bromwich Albion'a gidiyor. Yani Premier Lig'de oynadım. Ya oynadın da nerede oynadın? Yani kariyer planlaması sadece Avrupa'ya gitmek, sadece Avrupa'ya aşkıyla tutuşmak ayrı bir şey. Yani orada planlamayı doğru yapmak gerekiyor. Ama burada hata oyuncularda değil, kulüplerde. Çünkü neden? Son yıllarda Avrupa'da başarı gelmedi. Doğru planlanmadı. Başarılı sezonların devamı doğru planlanmadı hiçbir kulüpte. Avrupa'da başarı gelmedikçe geriye gittik. 20. sıraya düştük. İşte bugün playoff oynuyoruz. Yarın ne oynayacağımız belli değil. Senin burada Şampiyonlar Ligi'nde olup olmayacağın garanti değilken, futbolcuların da en büyük arzu ve isteği basamak olarak Şampiyonlar Ligi iken... Hep öyle ikna ettik. Gelen tabii Şampiyonlar Ligi iken artık dezavantajlı duruma düşüyoruz. Bugün doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne giden işte atıyorum Olympiakos ya da bir başka kulüp senden çok daha avantajlı konumda artık. İstediğin kadar parasal olarak üstüne çık. Öteki taraf Şampiyonlar Ligi'ni vaat ediyor. Sen vaat edemiyorsun. Evet. Playoff oynayacağım diyorsun. Yani bu bir ikna unsuruydu. Biz bunu kaybettik. Artık oyunculara hayali satarken Inter'i, Milan'ı, Juventus'u, Napoli'yi değil, Torino'yu falan satıyoruz. Yani bu mesela Emre İlkan üzerinde söylemiyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Ben genel olarak yani bu Avrupa'ya gitmek için herhangi bir Avrupa kulübünden teklif alınca ben Avrupa'ya gitmek istiyorum. Peki. Yine Galatasaray'la devam edelim. Aynı zamanda hep stoperi konuşuyoruz ama bir kanat oyuncusu daha girişimi olması bekleniyor Galatasaray'ın. Aynı zamanda sadece bir değil iki stoper takviyesi de bekleniyor o bölgede. Yapılan transferlerle birlikte Torreira transferi yapıldı. Yıldız isim Süper Lig'in en değerli futbolcularında ilk sırada yer alıyor Torreira. Diğer yandan Seferovic yine yıldız bir isim. Bundan sonraki hamleleri Galatasaray'ın nasıl olmalı? Galatasaray sağ veya solda oynayabilecek. Gerekirse bir belki yerli bir rotasyon üretirlerse iki tane buraya takviye yapacak. Çünkü yönetim ve teknik heyet Kerem'le Yunus'un bağımsız, kafalarının rahat olmasını istemiyor sportif açıdan. Yani bunları rekabete zorlayacak, bizim formamız garanti demelerini istemiyor. Onları zaman zaman yedekleyecek, zaman zaman formayı onlardan alacak isim arıyor. Bu noktada yabancı ağırlıklı görüşülüyor. Kiralama formülleri hep devrede. Yani burada bonservis ücreti verilmeden bir oyuncu takviyesi yapılması gündemde. Stopere gelirsek Nelson gittiği anda iki tane stoper alınacak. Biri yerli, biri yabancı olacaktır. Burada ben artık Galatasaray'ın genç bir stopere yatırım yapması gerektiğini düşünmüyorum. Geçen seneye göre durum farklı. Marka'yı kaybettiniz. Genç stoper diye aldığınız Nelson da gittiği anda zaten Galatasaray'da ilk sezonunu geçirecek bir Abdülkerim var. Onun yanında çok deneyimli, gerekirse 30 yaş üstü bir yabancı stoper gerekiyor. Büyük takım deneyimi görmüş. Her zaman veririm örneği, Uşfalişi Galatasaray'da savunma hattını tek başına idare edip 34 yaşındaydı geldiğinde yanılmıyorsam. Yanındaki gencecik Semih'i bile bir çıta yukarıya taşımış bir isimdi. Bu minvalde bir oyuncu alınması şart. Onun yanında da bir Kaan Ayhan eklendiği zaman Galatasaray o bölgede bir rotasyonu da kurtararak bir oluşum yapar. Ama kanat oyuncusu ve stoper mutlaka gelecektir. Yani stoperde Nelson varken zaten hala bir alternatif ihtiyacı var kesinlikle. Sadece tecrübeli mi yoksa sonradan satış potansiyeli olan oyuncu mu? Bence sonradan satış potansiyeli olan bir oyuncu olması gerekiyor. Yani 24-25 bantlarında neden? Zaten elinizde Abdülkerim Bardakçı var. Abdülkerim artık yaş itibariyle 28-29 yaşlarına geldi. Dolayısıyla hani satış potansiyeli olmayan bir stoperiniz. Yanında biraz daha hani 24-25 işte Oysen konuşuluyor bugün 25 yaşında. Satış potansiyeli elde edebileceğiniz bir stoper bulursanız Galatasaray'ın bakıyorum yani son yıllarda aslında scout ekibi fena çalışmıyordu. Bazı transferler hariç. Orada tabii teknik adamların tercihleri de işin içine giriyordu vesaire ama Okan Hoca'nın da bir scout ekibi var. Ve orada Mişo transferi vesaire, burada kendisinin ekleme yaptığı transferler var.
yani stoper konusunda işte Marka'yı buldunuz, getirdiniz. Nelson keza öyle. Gerçi Nelson'a iyi de para verildi bu arada. 7 milyon euro verildi. O yüzden bugün 12-13'ler kabul edilebilecek seviyelerdi. Hani 2 milyon euroya alsaydınız tamam derdim yani kaç mislini kazanır. Ama 7 milyon euro verdi Galatasaray orada. Daha fazlasını kesinlikle kazanması gerekiyor. Nelson giderse iki stopere ihtiyacı var. Bunların biri muhakkak satış potansiyeli. Aynı Marka ve Nelson gibi satış potansiyeli olan bir oyuncu olması gerekir. Ki kazandıkça transfer yapabiliyorsunuz. Kazandıkça maaş ödeyebiliyorsunuz. Borçlarınızı belki bir nebze aşağı çekebiliyorsunuz vesaire. Bu gelirlere hep her kulübün ihtiyacı var. Onun dışında şimdi Galatasaray'ın kanat rotasyonuna baktığımız zaman şimdi solda Barış Alper Yılmaz. Evet. Sağda işte Oğulcan, Emre vesaire bu oyuncuları sayıyoruz. Ama bunlar olası bir sakatlık, ceza, Allah göstermesin Yunus Kerem vesaire. Hani futbolun içerisinde olan, doğal akışta olan bazı durumlar var. Oynayamamaları durumunda yerlerini doldurabilecek kanat oyuncuları potansiyelinde olduğunu düşünüyorum. Yani onların potansiyelinde değil yani. Belki Barış Alper Yılmaz'dan beklentiler büyüktü, farklıydı ama geçtiğimiz sezon o ışığı bana vermedi. Ama bir pişme süresi, alışma, adaptasyon süresi. Galatasaray'a alışmak da kolay değildir. Geçiş evresinde belki bu sezon daha iyi bir rotasyon oyuncusu olabilir ama muhakkak bir tane ekleme yapması gerekiyor Galatasaray'ın. Çünkü orada Yunus ve Kerem'le yolu yürüyeceksiniz ama yolu giderken karşınıza çıkabilecek bazı engeller olabilir. Bu engellere de hazırlıklı olmak gerekiyor. Emre Kılınç iyi bir futbolcu. Sivasspor'da yaptıkları ortada. Galatasaray'da belki beklentileri karşılayamadı. Daha fazlası bekleniyordu ama ben Emre'ye her zaman iyi bir futbolcu olduğuna inanıyorum. Sadece oyun rolü, pozisyonu itibariyle Emre bence sürekli değişim yaşadığı için kendini bulamıyor. Ama onu da ben sağ kanatta düşünür müyüm? Soru işareti. Ve Galatasaray'ın aynı zamanda tabii hücum hattında da acaba bir alternatif olur mu denirken işte Seferovic, Mertens, gole yatkın futbolcular, hücuma dönük futbolcular. Diğer yandan Gomis sonradan oyuna girdiğinde o bitiriciliğini iyi yansıttı sahaya ve şunu da kabul etti. Benim artık Galatasaray'daki misyonum farklı. Ben daha yol açıcı, daha yol gösterici bir yapıya büründüm dedi. Bu da oldukça kıymetli takım içerisinde. Artık Gomis'in kendinden emin bir şekilde hani ben formayı alacağım demesi yerine o Galatasaray'daki mevcut görevini içine sindirmiş ve bunu görev edinmiş olması kendisine oldukça önemli diye düşünüyorum. Ben o röportajı aslında çok böyle benimsemiş olarak görmedim. Yani içinde böyle sistemkarlıklar da barındıran bir açıklamaydı. Artık benim rolüm son 5 dakikalar rolü. Ama ben bunu da iyi yaparım. Bunu da elimden geldiğince iyi yapacağım diyeydi. Böyle çok net kafasında oturtmuş değil. Ama karşınızda bir Seferovic var. Mertens alındı. Sizin de artık o seviyede olmadığınızı bilmeniz lazım. Gomis de bunu özümseyecek kadar kaliteli bir isim. 37-38 yaşı bandında artık. Ve bundan sonra kalırsa ki Galatasaray Gomis'te de yolları ayırabilirse yani böyle maaşının yarısını başka kulüp yarısını kendi ödemek kaydıyla da bazı görüşmeler var. Öyle bir şey becerirse bir golcü daha alacak. Kanat forveti gibi düşündüğümüz, tamamlayıcı golcü olarak düşündüğümüz birini alacak. Ama olmazsa da Gomis'e de bu artık biraz yapıştırıldı ve o kendisi de anladı. Gomis bundan sonra bir sene kontratı var. Galatasaray'da kalırsa bu rolü özümseyip takımın bir ağabeyi, bir büyüğü gibi davranırsa ki bunu da çok iyi yapan bir isim. İlk Galatasaray'daki ilk döneminden hatırlayalım. Bunu becerirse Galatasaray tarihindeki unutulmaz oyuncular arasına daha da katmerlenerek geçer. Ama olmazsa Gomis'e de yollar ayrılacaktır. Öyle de bir dönem var. Gomis'le ilgili senin yorumun ne olur? Galatasaray'da işte Seferovic, Mertens gibi isimlerden, yıldız isimlerden bahsediyorken Gomis de süre aldığı dakikalarda üzerine düşeni yaptı ki onun golüyle galibiyet elde etti. Yani artık alacağı süreler bunlar. 20 dakika, 25 dakika, belki 30 dakikalık periyot. Yani çünkü Gomis artık bu saatten sonra bu tempo içerisinde 90 dakikaları vesaire kaldırabilecek bir oyun yapısı içerisinde değil. Orada hani Seferovic'te bir şey olsa Mertens devreye girer. Çok farklı oyuncu profilleri bunlar. Yardımcı forvet rolünü de oynatırsınız. 10 numaraydı. Kanat forvet oynatırsınız Mertens'e. Ama Gomis'in oynayacağı yer belli. Merkez santrafor. Tek bir yerde oynatabilirsiniz. Ve bunu da 90 dakika boyunca rakip stoperlerle boğuşsun diye oynatamazsınız. Yani o tempoyu da kaldırabilir değil ama
25-30 dakikalık oyun sıkışmalarında ceza sahasına topu sürekli soktuğunuz ama golle bitiremediğiniz maçlarda orada bir Gomis her zaman ihtiyaç olur. Çünkü Gomis her zaman evet temposunu kaybetmiştir. Belki yavaşlamıştır. Artık beli dönmüyor diyenler var vesaire ama Gomis her zaman bir ceza sahası içi golcüsü olduğunu gösteriyor bize. Bitiriciliği yüksek bir oyuncu. Sıkışılan maçlarda kilit çözebilecek bir profiliniz var sizin elinizde. Elde tutulur tutulmaz ayrı bir konu. Tutulmazsa zaten oraya bir yabancı eklenmesi doğru olmaz bence. Yani bir yerli olması gerekir. Alternatif de çok yok bugün ama şimdi evet. Aklımıza Ali Akman hep düşünülüyordu. Umut Bozok konuşuluyor. Şimdi Galatasaray Umut Bozok'la görüştü. Bayağı bir iş inanılmaz boyutlara gidince vazgeçtiler. Tekrar o noktaya dönülüyor. Ama yani Gomis işaret. Bu sezon dediğim gibi hani maliyetini vesaire bir kenara bırakıyorum. Hani size 25-30 dakikalık periyotlarda sonradan oyuna girerek, forvetle çiftleyerek katkıda bulunur. Çünkü orada bazen Mertens'i yardımcı forvet gibi oynatabilirsiniz Gomis'i oyuna soktuğunuzda vesaire. Dolayısıyla hani performans verir mi? Oyunda kaldığı süre ölçüsünde yani o süre ölçüsünde size bir geri dönüş sağlar ama üst düzey bir Gomis performansında zaten kimse beklemiyor. Evet. Beklentiler de yüksek olmadığı için Gomis daha rahat olacaktır. Geçtiğimiz sezon çünkü transfer edildiğinde herkes Gomis'ten bir şey bekledi. Çünkü orada Mustafa Muhammed'de, Cagney'de vesaire hiç kimse performans veremedi. Halil Dervişoğlu da vardı. Her şey Gomis'e bağlıydı bir noktada ama o yani Gomis her şeyi bana bağlamayın seviyesine gelmişti. Mesajını verdi. Peki Beşiktaş'la devam edelim. Yine stoper arayışından bahsedeceğiz. Bu kez Beşiktaş'ta Koray Günter için Verona'yla pazarlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar detaylarına haberimizde bakalım. Evet detaylar bu şekilde. Hemen o güne soralım. Stoper ihtiyacı olan bir diğer şampiyonluk yarışında olması muhtemel takımımız Beşiktaş. Senin bu konudaki yorumun ne olur? Koray Günter hamlesini nasıl yorumlarsın? Koray şöyle, İtalya'da kendini geliştirmiş, seviye atlamış bir oyuncu. Buradan giden Koray değil o bir kere. Hep buradaki Koray üzerine yorumlar evet, yapılıyor. Evet, buradaki Koray değil. Yani Galatasaray'daki dönemi çok genç bir yaştı, tabii, 20 yani yaşları. Nasıl beklentiler? Evet. Dortmund'dan gelirken çok yüksek beklentiler vardı burada kendisine potansiyel açısından ama İtalya'da kendini geliştirdi ve tecrübe kazandı. Verona'da geçtiğimiz sezon kendini İtalya Ligi'ne kabul ettiren bir takım olmuştu. Orada üçlü savunmaya alışkın bir Koray Günter var bu arada. Şimdi Beşiktaş 4'lüye döndü diyoruz. Üçlü savunmaya alışkın bir Koray Günter var. Ama gelirse, transfer biterse, tandemdeki yanındaki oyuncu da yine bir üçlüye alışkın oyuncu. Romain Saiz. İki tane üçlüye alışkın oyuncuyu dörtlüde buluşturacaksınız. Ben şunu söylüyordum. Hatta Masuaku da açıklamasında üçlü vurgusu yani, yapmış. Üçlüye dönüş yapabileceğiniz oyuncu grubu oluşuyor. Saiz'i merkeze çekip Emrecan ve Koray iki yerli. Yani bunun denemesini muhakkak yapacaktı sonrasında Valerian İsmail. İlk başta açıkça söylemek gerekiyor. Valerian İsmail çok sıcak bakmadığı bir oyuncuydu Koray Günter. Tabii ki bunun çeşitli sebepleri vardı kendisi açısından. Nedir ama, onlar mesela? Ya orada biraz daha farklı bir profil istemişti ilk başta. Daha ziyade zaten hani üçlü savunma oynayacağı yerde Wellington'u kafasına yazmıştı. Romain Saiz, Wellington... Ama sol stoper bulmak zorlaşınca Saiz Wellington düşündü. Wellington'u hızlı görüyor. Pas özelliğini yüksek görüyor. Oyun kurma açısından savunmadan. Ve hatta kendisine açıklaması var. Biz iyi stoper ikilisi yakalayabileceğimizin sinyallerini almıştık dedi. Şimdi bugün Wellington giderse artık Koray Günter transferi bekleniyor Beşiktaş'ta ama Koray buradan giden Koray değil. Bir kere bunu söyleyelim. Geçtiğimiz sezon birkaç maçını izleyen varsa zaten bunun kritiğini yapmıştır. Daha savunmada hani Galatasaray çok fazla bireysel hata yapıyordu. Evet Verona'da da kimi maçları mesela çok kötü geçmişti geçtiğimiz zaman ama genel itibariyle maçların %70'inde iyi bir Koray Günter izledim ben. Şimdi Koray Günter gelirse Beşiktaş'ta sadece sağ stoper konusu çözülmeyecek. Beşiktaş'ın en büyük başlıca problemi, bir numaralı problemi 3 yerli. Yok. Doğru. Bakın Beşiktaş 3 yerli doğrudan direkt ilk 11'e gönül rahatlığıyla yazabileceği 3 yerli mi yok durumunda. Neden yok? Şimdi Ersin ya da Mert Günok ya da Emre Bilgin. Kale pozisyonunda evet. Bir problem yok. Şuna güvenildi. Yani Rıdvan Yılmaz'la Umut Meraş ikilisi zaten 2'yi oluşturuyordu. 3'ü de bir stoper ya da merkezde bulabiliriz düşüncesi vardı. Ama Rıdvan da gidince
ve yerli sol bek, kanat bek pozisyonuna oyuncu bulmak neredeyse imkansız artık. Dolayısıyla yabancı oyuncu alındı. Şimdi Masuaku alındıktan sonra zaten artık oyun ona dönüyor. Şimdi Masuaku'yu transfer ettiniz. İyi bir performans verirse, performans itibariyle beklentileri karşılayamayan bir Umut Meraş'a dönüş yapmazsınız herhalde. El mecbur durumuna düşecek çünkü. Ama burada Koray transferiyle birlikte en azından kale dışında bir mevkiyi daha siz yerleştiriyorsunuz. Bu kez üçüncüyü arıyorsunuz. Şimdi bir tane aramak var, bir de iki tane aramak var. Fenerbahçe'nin eli çok kuvvetli bu konuda. Galatasaray... Abdülkerim de aslında öyle bir transferdi Galatasaray için. Abdülkerim, Yunus, Kerem. Hani belki bir şey oldu. Okan Koç'u koyacaksınız kaleye. Ya bu neden Okan kalede demez kimse zaten geçtiğimiz sezonki performansıyla. Yani bunu üretebiliyorsunuz. Mustera'nın ilk maç performansını izledikten sonra belki diyebilir. Okay. Ya şöyle hayır. Yani şimdi Mustera sakatlandı. Vesaire yani eli güçlü orada ya Galatasaray'ın. Bir şey yapabilir. Rotasyonun oyuncularına baktığımız zaman Galatasaray'ın hani yerine girebileceği oyuncuları kaldırabilecek seviyedeler. Beşiktaş'ta biraz soru işareti yaratan pozisyonlar var işte burada. Bu pozisyonlarda en azından bir tanesini daha giderebilirsiniz. Tek bir oyuncu düşünürsünüz sonrasında. Bu ama orta sahada Salih Uçan olur. İleride Cenk olur. İşte Vegos'la birlikte yan yana. Ya çözüm üretmek için bir oyuncu düşünürsünüz. İki tane birden değil. Beşiktaş'ın burada eli çok zayıf çünkü yerli kuralında. Diğer hiçbir rakibinin bu kadar zayıf değil. Trabzonspor da keza öyle. Uğurcan, Abdülkadir, Dorukhan. Üç tane zaten. Eren Elmalı, dört tane. Net oyuncular bir de ilk 11 oyuncu. Direkt ilk 11 oyuncunuz. Beşiktaş burada işte işin tıkandığı noktada kaldı ve o yüzden hani mesela yabancı oyuncu, yabancı stoperler de soruldu bu arada. Fiyat alındı, işte ne, yıllık ücret talepleri alındı, toplandı bunlar ama bir kritik yapıldı ve bu kritik içerisinde mecburen bir yerli bulmak zorunda olduğunu Beşiktaş kanaat getirdi. Valerian İsmail'in fikirlerinde değişiklik oldu. İki tane üçlü oynayan oyuncuyu yan yana getirme fikri şimdi dörtlüde biraz garip durabilir ama Saiz de ona alışkın. Koray da ona alışkın. Şimdi dörtlüde buluşacaksınız ama bu, şartlar bazen bu A planında ama şuna değinmek gerekiyor. Bu A planında aslında Valerian İsmail'in oynatmak istediği üçlü oyunu da sonradan dönüşüm gerçekleştirebilirsiniz. Evet. Dönüşüm gerçekleştirirseniz ve reaksiyon alabilirseniz yeni oyuncu grubundan çünkü Beşiktaş ekleme yapacak. Orta sahaya iki transfer. En az dört transfer yapacağız dedi. Orta başkan sahaya iki transfer. Biri doğrudan ilk 11 seviyesine Nadiem Amiri gibi. Bir tane kanat oyuncusu. Şimdi yeni eklemelerle birlikte alacağınız, oyuncu grubundan alacağınız geri dönüşüm, dönüş çok önemli olacak. Belki yeni oyuncu grubuyla istediğini alacak Valerian İsmail ve burada üçlüye dönüş yapacak. Üçlüye döndüğünde Beşiktaş'ın problemi kalmaz bu arada. Şöyle kalmaz. Eyvah. Hayır. Performans için söylemiyorum. Performans için söylemiyorum. Evet. Yerli kuralında kalmıyor. Evet. Nasıl kalmıyor? Kale, sol stoper Emre Can alındı. Sağ stoper Koray. Üçünü oluşturuyorsun. Ama dörtlüde işte hep bir soru işareti var. Sıkıntı zaten. Yani aslında oynatmak istediğinizde oynattığınız farklı oluyor. Ama bir yerde bu sizi işte performanstan geri dönüşüm alamamak itiyor. Tabii Sayın Başkan da burada yayında söyledi Aspor'da. Yani mesajı verdi. Oyuncularıyla görüştü de bu kararı evet, aldı diye. Evet bence öyle yaptı. Oyuncularıyla görüştü buna da bu saygı duyarım dedi ki tabii. Büyük saygı duyulacak bir daha. Yardımcı antrenörleri de keza öyle. Mesela yardımcılarında da dörtlüyü daha çok benimseyen var. Üçlüyü daha çok benimseyen var. Bir fikir alışverişidir bu. Bir de yani şu önemli. Hazırlık maçları size eksiklerinizi gösteriyor. Ve siz üçlü savunmadan verim alamadığınızı gördünüz. Bundan lig başlarken hemen vazgeçmek de zayıflık görülebilir kimileri tarafından. Ama aslında ben sonuç almak istiyorum. Sonuç odaklı yaklaştığını da gösteriyor. Oyuncuların da fikirlerine önem verdiğini gösteriyor. Israr etmiyor. Çünkü bu daha sonrasında kriz çıkarabilecek bir konu. Düşünsenize oyuncu ben bu mevkide oynamak istemiyorum diyen bir oyuncu orada oynatmaya çalışsanız ne olur? Bunun da önüne geçiyor. Sabit fikirli olmadığını da görüyor. Hep sabit fikirliler alın işte sabit fikirli değil Valerian İsmail. Size gösteriyor yani. Ama şu var, Beşiktaş'ın orta sahasına bir kalite gerekiyor, ekstra. Gerson Fernandes çünkü Salih Uçan'ın rolü çok farklı. Gerson'un rolü bu sistemde çok farklı. Ben hücumu biraz daha iyi oynayabilecek bir oyuncu profiline ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani sadece 4-3-3 oynarken hücumdaki iki kanat forvet bir santraforunuzun vereceği performans değil. Merkezden de çok iyi destek atabilecek Gerson var.
aslında ama mevcut oyun planında çok fazla ileriye çıkamıyor. Belki de Gerson'un oradaki şu anki pozisyonunu doldurabilecek ve Gerson'u da öne taşıyabilecek bir merkez oyuncusuna ihtiyaç var. Nadia Muammer'i konuşuluyor. Şu an gündemde ancak bir sıkıntı şu. Bayer Leverkusen bir türlü kiralık vermeyi kabul etmiyor. Beşiktaş da satın alma opsiyonunu kiralamak istiyor. Amir'e kulübüyle de görüştü. Beşiktaş'a gitmek istediğini iletti. Önünün açılması çünkü yanlış hatırlamıyorsam Leverkusen'in orta sahasında 8 ya da 9 oyuncusu var. Bu arada bir tanesi de sakatlığı var. 10 diyebiliriz yani. O kadar geniş bir rotasyonda. Geçtiğimiz maçta 10-15 dakika kadar süre buldu 4 maçıydı. Rotasyonda bu kadar 10-15 dakikalık oyuncu olmak istemiyor. Daha fazla süre almak istiyor ama her şey paraya bakıyor. Tabii. Durum bu. Peki özetledi transferin gündemini Beşiktaş'ta o gün Şahinoğlu. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi Aspor'a katıldığı yayında da 4-5 transfer, en az 4 transfer yapacaklarını ifade etmişti. Stoper için Koray Günter ismi ön plana çıkan bir isim. Ama oraya farklı takviyeler de olabilir. Transfer gündemi öyle hareketli ki. Tabii. Ve o günün de az önce değindiği gibi Galatasaray ve Beşiktaş'ın eli şu anlamda da biraz darda kalıyor. O da iki takımın da Avrupa kupalarında olamaması bir dezavantaj. Burada da para devreye giriyor. Ahmet Nur Çebi'nin de bu noktada ne kadar Beşiktaş'ın parasına kıymet verdiğini biliyoruz. Harcama konusunda çok da elinin açık olmadığını ifade edelim. Koray Günter doğru bir adım olur. Senin saydığın o yerli rotasyonu döndürmek lazım. Beşiktaş tıkandı. Emirhan gitti, Rıdvan gitti ve yerine elinizdeki onu dolduracak imkanlar yok. Beşiktaş'ın sistem sorunu da bunlardan aslında biraz yola çıkıyor. Çünkü siz bir anda Salih Uçan, Getson ikilisi yaparsanız orta saha kilitleniyor. Orta sahanın üretkenliği düşüyor. Salih yani nasıl göndeririz diye bakılan bir oyuncu. Hiç uzatmaya gerek yok. Şu anda yerli olduğu için oynuyor. Salih'in yerine... Katılmayacağım burada. Yok ben öyle görüyorum ve Salih'in yerine size hücum skor katkısı üretecek bir isim lazım. Getson'u ben öne atmaktan ziyade Getson ve yanına böyle skora dönük arkada tamamlayıcı ne bileyim sezonun geneline baktığımızda 5 gol 5 asist seviyelerine çıkan bir yan adam alırsanız Beşiktaş'ı farklı bir duruma getirir. Koray dediğin gibi İtalya'da çok başka bir yere geldi. Galatasaray'a geldiği ilk günlerde çok yakından takip ettik. Almanya U21 takımının değişilmez oyuncusuydu. Dortmund altyapısından geldi. Klopp'un yakından izlediği bir oyuncuydu ve Galatasaray'a şöyle gönderdi onu. İki sezon için gönderiyoruz. İki sezon sonra 5-6 milyon eurolara geri alma opsiyonumuz var diyerek gönderilen bir oyuncuydu. İtalya'da başka bir duruma geldi. Galatasaray günlerini dediğin gibi herkes unutsun bence. Ama Wellington, Koray ikilisine baktığımızda Koray'da o pasörlüğü ben göremiyorum. O hız yok. Yanında Saiz'le beraber iyi bir ikili olur mu? Evet o ışık var ama çok böyle pas dağıtıcı bir oyuncu olarak akıllara gelmesin. Orta sahaya takviye şart. Kanatları da dediğin gibi sadece Gezal'ın eline de bakmamak lazım. Gezal'ın eline kalıyor geçen sezon Beşiktaş çoğunlukla. Şu orta sahayla ilgili hemen bir... Çok kısa alayım. Salih'i mi savunacağız? Salih'le ilgili durum şu çünkü. Salih savunma önünde 6 numaraya konumlandırıldı Valerian İsmail tarafından. Hani ondan artık hücuma çıkışları ekstra iş olur. Şimdi mesela son maçta Kayseri maçında hücuma çıkıp çektiği şutlar aslında Salih'in ekstra yaptığı işler. Problem şurada. Kartal Kayra oynadı mesela. Hı hı. Kartal da aslında Ümraniyespor'da Salih'in Kayseri maçında oynadığı 6 numara mevkine alışkın. Yani savunma önündeki oyun kurucu pozisyonundaydı. Şimdi onu bir adım öne taşımak farklı bir rol, farklı bir oyun tarzı. Üretkenliğini zayıflatıyor. Orada çok benzeşik oyuncular var. Evet. Yani bir tane farklılık yaratacak. Kreatif orta sahada hücuma çok rahatla destek atabilecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Mesela Fenerbahçe'nin Mia Zais var. Evet. O tarz bir profil. Trabzonspor'da da transfer harekatı sürüyor. Bugün bir transferi daha Trabzon'a gelecek. Bordo Mavililerin o gelişi de canlı olarak sizinle buluşturacağız. Trabzonspor Levante'de forma giyen Kuzey Makedonyalı Enis Bardi'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Trabzonspor özellikle tabii orta sahada o hücuma dönük Hamşik'in boşluğunu mesela nasıl dolduracak diye konuşuyorduk. Bu isim o isim olur mu? Enis Bardi'yi kadrosuna katıyor Bordo Mavililer. Hamşik'in boşluğu tam olarak tabii ki dolmaz. Evet. Yani arada dağlar kadar fark var ama şöyle bir durum var. Hamşik sizi bütün sezon taşımayacaktı. Yaşı itibariyle Şampiyonlar Ligi'nin devreye girmesiyle biraz daha diri bir Hamşik lazımdı. Burada oraya bir takviye, oraya bir destek şart. Ayrıca
Hücuma yönelik Bakasetas, Abdülkadir ikilisinin de bence desteklenmesi gerekiyor. Onlar da Şampiyonlar Ligi seviyesinde görmüyorum şu anda. Orası kaldıklarını, Kopenhag'ı elediğini düşünerek daha geleceğe yönelik konuşalım. Orada skora yönelik takımı destekleyecek isim lazım. Abdülkadir o çıkışı, o patlamayı bu sezon yapması şart. Onu da yapamazsa bence olduğu yerde kalmaya doğru gidiyor. Orada onun bir patlama sezonu olursa yeni transferle birlikte orada bir rotasyon çoğalıyor. Bu arada futbolcu 20 dakika içerisinde Trabzon'da olacak. Geliş görüntülerini canlı olarak A-Spor ekranında sizinle paylaşacağız o gün. Bardi'nin avantajı şu, 10 numara, 8 numara ve gerektiğinde sol kanadında yedekleyebilecek bir oyuncu. Ama burada yedeklemeden ziyade şunu düşünüyorum. Hamşin'in olmadığı maçlarda Bardi'yi bence Hamşin yerinde değil, Bakasetas'ı orada izleyebiliriz. Bardi'yi daha önde izleyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz sezon hatırlayın, Abdullah Avcı Bakasetas'ı zaman zaman arkada oynattı. 8 numara gibi konumlandırdı. 10 numara gibi konumlandırmadı. Burada o kadro içerisindeki rotasyonu da çok rahatla döndürebilecek oyuncu. Sadece Hamşik değil, aynı şekilde Bakasetas'ı da değiştirebilecek, pozisyonu da değiştirebilecek bir oyuncu. 3 pozisyona birden bir katkı sağlamış oldu Trabzon. İyi bir transfer ama şu sağ stoper transferini artık bir an önce bitirmesi gerekiyor. Aynı zamanda Ahmet Can Kaplan da yine Avrupa yolcusu, genç yeteneklerimizden Ajax'a transferi söz konusu. Bu transferden ciddi bir gelir elde edecek Bordo Mavililer. Artık resmiyet kazanmasını bekliyoruz. Nasıl yorumlarsın? 10 milyon, yani 9 evet. milyon euro artı %15 opsiyonlar evet. şu anda gündemdeki durum. Ajax'a oyuncu satmak bugün sabah gazetesinin başlığı çok güzel bence. TRC'ye tere sattık diye. Gerçekten yani Ajax'a bir oyuncu, genç bir oyuncu satabilmek, hem oyuncunun kalitesi hem de şu hiç göz ardı edilmesin. Ahmetcan başarılı olduğu anda Trabzonspor bundan %15 değil, başka faydalar görecektir. Ajax, Hollanda, Belçika, o cephe direkt gözünü Trabzonspor'u yakın takibi alacaktır. Trabzon evet. altyapısını yakın takibi alacaktır. Bizim sorunumuz yurt dışına oyuncu gönderememek değil, yurt dışına gönderdiğimiz oyuncuların yeteri kadar başarılı olamamız. Yoksa biz çok iyi fiyatlarla oyuncu gönderiyoruz. Onların geri dönüşünü tam alırsak ligimize daha çok katkı olur ve o Balkanlara yönelen Avrupa biraz gözünü bize daha çok çevirir gençlere. Yani Ahmet Can'ı tebrik etmek gerekiyor. Kısa sürede kendisini işte Avrupa'ya atabilmek, yani o performansıyla Abdullah Avcı'nın katkısı tabii ki. Yani genç önce direkt şans vermesi ve üst üste oynatması takdir edilesi bir durum. Çok ciddi rakamlar kazandırıyor Trabzonspor'a. Beklenmedik. Kimsenin beklemediği evet. bir transferdi. Ama ne kadar kıymetli oyuncu olduğunu belki biz kısa sürede o kadar Ahmet Can'ı parlatmadık ama Avrupa görüyor demek ki. Bu arada Önder Hoca'yı hatırlıyorum geçtiğimiz sezon. Beşiktaş çalıştırırken demişti ki sadece Emir Anikan değil, Türkiye'de çok yetenekli evet. oyuncular var. Biri Arda Güler, biri de Ahmet Can var dedi Trabzonspor'da. Ve biz ondan sonra Ahmet Can'ı hakikaten Önder Hoca da ne kadar iyi gözlemci olduğunu göstermişti bize. Peki Kim Bilir'le devam edelim spor ajansına. İlk sorumuz ekrana gelsin bakalım, editörümüz Koray Baloğlu bize hangi soruları hazırlamış? D Antalya Spor. Soruyu okumadan Antalya Spor şıkkını görünce editörümüz de Koray Baloğlu olunca tabii. Süper Lig'in ilk haftasında en çok ikili mücadele kazanan takım hangisidir? Fenerbahçe, Kayseri Spor, Adana Demir Spor, Antalya Spor. Antalya mı diyorsun net? Ben soruyu okumadan Antalya tamam, şıkkımı da değiştirmiyorum. Adana diyeyim farklı. Ben şıkkımı değiştirmiyorum, Antalya diyorum. Bence düşün. Bence Kayseri. Bilmiyorum. Abi ben Kayseri olma ihtimali yüksek. Çünkü 10 kişi kaldılar ama düşünüyorum fazla pozisyon da vermediler birkaç pozisyon dışında. İkili mücadele çok fazlaydı. Sertlik çok yüksekti maçta. Ama ben Kore için D Antalya Spor diyorum. Suat Adana Demir. Adana Demir'de kararlıyım. Peki doğru cevabı ekrana getirelim. Fenerbahçe. Ben Antalya'dan vazgeçtim. Yani söyleyecek olsam Kayseri diyebilirim. Sağ gösterip sol vurmayı severmiş editörümüz Koray Baloğlu. O gün bu mesaj sanaydı. Konyaspor'un bu sezon Avrupa'daki ilk golünü kim attı? Muriç, Mihalak, Bütücü, Rahmanoviç.
Rahmanoviç. Bu akşam 20'de Konyaspor Vaduz karşılaşması, rövanş mücadelesi Aspor ekranında canlı olarak şifresiz sizinle buluşacak. Hatırlatmamızı yapalım. İlk maç 1-1'di. Ben Rahmanoviç diye hatırlıyorum ama. Bende de bitici diye kaldı. Ben Rahmanoviç'in bir golü var. O gol mü ilk gol diye böyle bir şey diyeyim. Ben Rahmanoviç diyorum ya. Bitici diyor Suat Umurhan, Rahmanoviç diyor. Öyle diyelim. Ben bir golünü hatırlıyorum ama ilk golümü. İlk golümü acaba? Bakalım doğru cevap neymiş? Bitici. Çok hatırlamıyor musun ilk maçta? Çok konuşulmuştu performans. Bitici'yi seviyoruz dedi. Hangisi ilk gol hatırlıyor? Evet, o kadar öp sonra da... Ne bileyim ben birazcık. Rahmanoviç'in de golü ederek hemen o aklıma geldi, değiştirmiyorum. Ahmetcan Kaplan Süper Lig'de ilk maçını hangi takıma karşı oynadı? Güzel. Kayseri Spor, Alanya Spor, Altay, Hatay Spor. Sert soru oldu bu çok. Tahmin sorusu. Evet şu an sallama durumundayım. Tabii. B Alanya diyerek %25'imi kullanıyorum. Sanki Altay. Şey gibi oldu. Bakar ya. Biraz daha mı düşünelim? Yok bilmiyorum yani, eminseniz ben doğru cevabı açarım. Evet açalım. Ben Kayseri Altay. Alanya Spor diyor. Kayseri Spor mu diyorsun? Ben Kayseri... Ya... Kayseri mi? Altay demiyorum şimdi. Bugün ben Altay dedim de... Zaten şu anda hani... Altay. Hani... Sallıyorum. Peki bakalım. Doğru cevabı ekrana getirelim. Bugün şanslı günündesin. Tebrik ederim. Keşke ÖSS'de falan zamanında da böyle olsaymış yani. Alanya Spor'a karşı oynadı ilk maçını Ahmetcan Kaplan, yıldız isim. Bakalım Avrupa'da gittiği takdirde Ajax'la başarılı olması temennimiz. Genç isim, özür dilerim. Benzema hangi oyuncuyu geçerek Real Madrid tarihinin en golcü ikinci ismi oldu? De Raul, dün... son karar. Raul. Ama bu çok basit yerden geldi. Çok gelmiş. Yakın, çok yakın geldi soruya. Evet yani. 320... Hep zor olacak hali yok biraz da. Ronaldo'yu yakalayabilecek mi acaba? O asıl sorun bence. Yok. 450'ler sıfırcı seviyesinde değil mi? Sıfırcı hocalardan olmasın. Çok fark var arada ya. Ya 70-80 gol falan fark var. O zaman daha doğru cevabımızı da açalım. Her iki yorumcumuz da zaten doğru cevabı verdiler. Raul'u geçerek ikinci isim oldu. Zaten ilk isim de Ronaldo. Hemen dün akşamki mücadeleye dair de söylemek istedikleriniz varsa bir dakikamızda onu da özetleyelim Fuat. Tartışılmaz dünyanın en büyük takımı. Bu kadar çok kupa kazanılmaz. yeter artık bırakın. Yeter artık. Yani Benzema zaten Ronaldo sonrası bambaşka bir adam haline geldi. Çok keyif alıyoruz. Geçen hafta Bayern'den 6-7 değil mi Frankfurt? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani arada dağlar kadar fark var. Yani Bayern Münih... ile oynaması lazımdı Real Madrid'in aslında bu finali. Öyle bir durum. Don Vito Corleone diyorlar Ancelotti'ye. Gerçekten de öyle. Ya Pochettino'nun sözü geliyor aklıma direkt. Real Madrid'in rakiplerinin psikoloğa ihtiyacı var. Evet. Daha da söze gerek yok. Çok iyi özetlemişti çünkü peki, durumu. Peki çok teşekkür ediyoruz. O gün Şahinoğlu, Suat Umurhan, ağzınıza sağlık. Efendim bizler spor ajansını noktalarken temsilcilerimize Avrupa kupalarında başarılar diliyoruz bu akşam oynanacak maçlarda. Fenerbahçe Slovasko ile karşı karşıya gelecek. İlk maçın özet görüntüsüyle biz ajansı noktalayalım. Hoşçakalın.